Yılmaz. Bunlar ne? Antep fıstığı ağam. Kavrulmuş mu bunlar? Yok ağam. Daha yaşlar. Cevat Bey, bize husumet besliyorsunuz Halil İbrahim ağamızdan ötürü. Ama bizim rahmetli kardeşiniz de aramız iyiydi. Dar zamanımızda toprağımızı satın aldı. Siz bana abimi hatırlatıyorsunuz. Ben eski resimleri bile yakarım. Bakın, yürü. Yürü. Bırakın. Yürüler. Seni de yakarlar. Yürü. Ama seni de. Seni de yakarlar. Bırakın. Yürü. Bırak. Bırakın. Yapmayın. 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 Yaptığınız delikanlılık değildir. Yapmayın. Sen yapmayın lan. Ya yapmayın, yakmayın. Ne yapıyorsunuz? Çıkarın lan bizi. Yapmayın lan. Yapmayın lan. Yapmayın. Şerefsizler. Yapmayın lan. Çıkarın. Yıllarca beni nasıl aldattın? Çocuklarından çok sana inandım. Beni nasıl kandırdın? Beni nasıl sattın? Davut Bey. Yalan. Ben ihtiyarlar metiyarlar bilmem. Tanımam. Yıldız o belgeyi uydurmuştur. Yalan. Hayatta neyi küçümsedimse o işten darbe yedim. Bu ihtiyarları hiç ciddiye almıyordum. Ama adamlar benim yanımda adamlarını 25 yıl gizleyebiliyorsa, demek ki bu ülkenin gerçek sahibi biz değil, onlarmış. Sıkın kafasına, atın bir yere. Emredersiniz efendim. Yıllarda en zevkle yerine getireceğim görev. Bulut. Benim olduğum yerde senin adının Yalçın olması bile hata. Kaybetmeye mahkumsun. Thank you.
Sence ben nerede yanlış yapıyorum? Fikret, biz bu ülkeyi yöneten 3 aileden biriyiz. Bu gücü elde edebilmek için öldürtmediğim kimse kalmadı. Gerekirse bu güç için seni de gözümü kırpmadan öldürürüm. Gerçekten öldürür müsün abi? Fikret, beni sınamanı tavsiye etmem. Ne? Bu güce kardeşini bile öldürecek kadar sahip olmak istemek niye? Bak, bu dünyada iki tip insan var. Köleler, efendiler. Biz tercihimizi yaptık. Köleliği elimizin tersiyle ittik. Ama abi, biz de Rusların ve İsraillerin kölesiyiz. Sen köle gibi bakarsan kölesin. Ama ben işbirliği olarak bakıyorum. Abi, adamlar boynumuza tasmayı takmışlar. Ne işbirliği? Köleleri de kırbaçlayacak biri lazım. O kırbaç bu ülkede benim. Kırbaç benim elimdeyken istediğim zaman köleye indiririm, istediğim zaman emir verene. Ne biçim şeyse, ben kırbacı şaklattıkça sen altına girmeye çalışıyorsun. Evladım, ben senin sapkın hususi hayatına müdahale ediyor muyum? Etmiyorum. Bütün pisliklerini nasıl kapatıyorum? Ha? Gücümle. Yani sen olmasan ben hiç miyim abi? Hiç bile değilsin. Bak şimdi. Seni hiç bile olamayan kardeşini öldürecek. Çok teşekkür ederim. Bana bugüne kadar verdiğin destek için. Ama artık bir hiç olup olmadığımı görme zamanı. Ne yaptınız Fikret Bey? Ben sana demiştim İbrahim. Gör bak, Beşiktaş da şampiyon olacak. Hocam, Ercüment Bey gelmeyecek miydi? Kendisi mazeret bildirdi. Belki damadına geçmiş olsun demeye gitmiştir. Bizim partideki seçimlere ne diyorsunuz hocam? Aday güçlü. Hala bazı arkadaşların siyasetten umut beklemesini aklım hafsalam almıyor. Bunları çocukça fantezi olarak kabul ediyorum. Siyasal bilgilerde derslerimize giren talebelerin bile böyle fantazileri olmazken koca koca adamlar böyle ben adayım diye ortaya çıkıyor. Kimden oy alacaksın? Kürtlerden mi? Müslümanlardan mı? Alevileri o kadar çok kandırdık ki yalanlardan usandılar. Televizyonda görseler kanalı değiştirirler. O zaman ne siyaseti? Değerli hocamız her zamanki gibi haklı. Ben bölgeden yeni geliyorum. Eskiden biz bir eşeğin üstüne semer koyuyorduk. Buna oy vereceksiniz diye. İstediğimiz semer seçiliyordu. Ama artık erkekler karılarına dahi söz geçiremiyorlar. Bırakın diğerlerini. Cevat Bey, böyle diyorsunuz ama
Ne siz ne de yakın ilişkide olduğunuz İsrailliler darbeye sıcak bakmıyorsunuz. Hem sizin mevcut iktidarı desteklediğinizi biz yıllardır gazetelerde okuyoruz. Bizim tek bir amacımız var. Hükümet nezdinde muteber olup sözümüzü dinlemelerini sağlamak. Şu anki siyasi idare ateşle oynuyor. Bir yandan Arap dünyasını memnun etmeye çalışırken, bir yandan İran'ı kazanmak istiyor. Diğer yandan İsrail'i. Benimse tek amacım onların bu dengesini bozmak. Ama işimi açıkçası sizin gibi fevri görmüyorum. Aksine her platformda Araplara daha çok destek olunması gerektiğini söylüyorum. Bu siyasi idare biraz daha pankartlara bakıp gaza gelse, bakın İsrail darbeye ışık yakıyor mu, yakmıyor mu? Biz buna iletişimde tersten çakmak diyoruz. Herkes İsrail ile Amerika'nın iradesini bir zannediyor. Ama öyle değil. İsrail Amerika'dan farklı olarak bu bölgeyi iyi bilir. İsrail, Türkiye biraz daha Sünni eksene kaydığında bu riski üstüne almaz, müdahale eder. Amerika'nın da müdahale etmesini sağlar. Ne yani Sayın Hoca? Hilafeti mi geri getirelim? Getirin. Eğer gelen halife son halifeden fazla koltuğunda oturabiliyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Şaka bir tarafa, benim bahsettiğim propaganda tekniği eğer... Ben bu konuda hocaya katılıyorum. Çünkü askeri bürokrasi bu propaganda tekniğini dikkatle takip eder. Yani hilafetin adı bile onların her gün Anayasa Mahkemesi'ni aramasına sebep olur. Bu partiyi ne zaman kapatacaksınız? Daha ne kadar bekliyorsunuz diye. Her kapatma davasının sıkıntısını sonra biz çekiyoruz. Adamlar oylarını %50 artırıyor. Savaşta her türlü taktiği denemek lazım. Sonunda kaybedecek olmanın önemi yok Sayın Hocam. Biz bugünü kurtaralım da yarına sonra bakarız. Bizim için iki kurum önemli hocam. Ordu ve yargı. Biz bu iki kurumun üzerinde psikolojik harekatı sürdürelim. Devlet yönetimi daima bizde olur. Peki siz oyun kurdukça oyununuzu bozan Polat Alemdar'ın varlığına nasıl dayanıyorsunuz? Ya da şöyle söyleyeyim. İskender Büyük Polat Alemdar'ı yok edemiyorsa adı niye Büyük? Abdüley, olabildiğince gürültü çıkar. Tamam abi. Pencereden uzak durun. İçeridekiler, sakın dışarı çıkmayın. Bizden başka kim biliyor? İskender'e haber verelim, bizi kurtarsın. Bizi sırtan İskender! Yılmaz, neredesin? Çabuk gel, baskın yedik. Kim bastı bizi? Kim olacak Polat Alemdar? Polat bizi öldürmez. O Cevat için gelmiştir. Ulan ben öleceğim. Siz yaşayacak mısınız şerefsizler? Dur. Thank you.
Kemal Bey, tutuklanmak üzere nöbetçi mahkemeye sevk etti savcı bey sizi. Buyurun. Ne tutuklaması? Bir dakika kardeşim. Tutuklama mutuklama yok. Bir yanlışlık var bu işte. Beyefendi, biz bunları tartışmayız. Memur bey, arkadaşı nöbetçi mahkemeye sevk etti savcı bey. Buyurun gidelim. Beni sattınız değil mi? Sattınız beni. Ya ne alakası var? Bir sus. Allah hepinizin belasını versin. Lütfen beyefendi. Sattınız lütfen, beni. Buyurun. Sattınız beni. Allah hepinizin belasını versin. Sattınız beni. Sattınız. Allah belanızı versin. Size inanan da kabahat. Geliyorum Yalçın Bey. Nereye geliyorsun avukat? Savcı Bey, bu tutuklama nereden çıktı? Adam geldi, suç işleyenleri ihbar etti. Ne tutuklaması? Allah kahretsin. Abi bu böyle konuşmayacak. Bırak benim elime konuşturayım. Nasıl konuşturacak mısın? Bir şartta konuşurum. Abi şart koşmaya başladı. Neymiş şartın? Beni öldürmeyeceksiniz. Besleyecek miyiz seni? İstediklerinizi söyleyeceğim. Yurt dışına kaçmam için bana yardım edeceksiniz. Yoksa hiçbir şey söylemem. Niye? İtirafçı olmak istemiyor musun? Ya konuşursun? Seni devlete teslim ederim. Ne halt ediyorsan edersin. Ölür müsün, kalır mısın umurumda olmaz. Ya da şimdi şurada dakika saymayı bırakır, kafana sıkarım. İskender Büyük nerede? Çatalca'da. Çatalca'da çiftlik evi var. Çatalca'da. Oradan geliyorum Yıldız. Beni kardeşinle karıştırma. Ne oluyor bana? Bırak benimle oyun oynamayı. Yeter artık, sıkıldım. Yıldız, hayatım iyi misin? Ya bir çekil git. Neyle zehirledin Yıldız'ı? Ben bir şey yapmadım. Kes sesini. Bana o zehri söyleyeceksin. Kapıya bak.
Dah be gülüm. Şimdi anladım boğazımızdan neden balığın geçmediğini. Bu kız Ali Osman'la takılan kız değil miydi? Öyle mi kız? Bizim ortağın oğluyla mı takıldın? Bulut, rutubet yapma. Doğru konuş. Birader, otur konuşalım. Herkesin mazisinde yanlış işler vardır. Kurcalamamak lazım. Gamze'yi bana sen mi yolladın? Ah. Şimdi balığa limonu sıktın işte. Tadım adı kalmadı. Bana cevap ver. Diyelim ki ben yolladım. Her nefes aldığında, her kalbin attığında benim yaşadığım acıyı sen de yaşa. Ortak. İmzala şunları. Hayır Yıldız. İmzala. Bavulunu al ve defol git. Bir daha da karşıma çıkma. Eğer imzalamazsan seni öldürürüm. Her şeyinden başlayabiliriz. Beni tehdit ettiler Yıldız. İmzala lan! Sayfaya. Thank you.
Aç kapıyı. Polis. Allah kahretsin. Aç kapıyı. Dur polis. Kaçma, teslim ol. Teslim ol. Dur, teslim ol. Kıpırdama. Teslim ol. Hayatımda hiç kimseyi sevmedim ben seni tanıyana kadar. Bulut bana teklif ettiğinde ben bu işe girmem dedim. Tehdit etti. Korktum, kabul ettim. Sonra seni gördüm. Seni tanımaya başladım. Beni tanımaya başlayıp bunu bana yapabilecek insan yok. Yalan söyleme. Sana yalan söylemiyorum. Sana her şeyi başından beri anlatmak istedim. Ama korktum. Hem Bulut'un bir şey yapmasından, hem de senin beni bırakıp gitmenden korktum. Bırakıp gitmemden mi, öldürmemden mi korktun? Öldürmenden korksam şimdi karşında olur muydum? Öldüreceksen yine öldür. Ama bana inan. Tamam. İnandım. Hadi git. Memati. Defol git dedim. Bu böyle bitemez. Nasıl bitecek lan? Nasıl bitecek? Diyorsun ya, hiç kimseyi sevmedim seni tanıyana kadar. Ulan ben seni tanıyana kadar kedi bile sevmedim. Bırak bir kadını sevmeyi. Ama sevdin Memati. Beni sevdin. Bunu biliyorum. Bunu hissediyorum. İkimiz birbirimizi seviyorken git demek niye? Yaşayasın diye. Ben sensiz yaşamak istemiyorum. Bir ömür git bununla yaşa. Ben nasıl bir ömür kimseye güvenmeyeceksem, kimseyi sevmeyeceksem, kimseye sırtımı dönmeyeceksem, sen de git bir ömür bununla yaşa. Memati, bir şans. Sadece bir şans ver. Hadi gülüm hadi. Batakhane. Son şanslar Batakhane'de. Beni öldür ama yanından yollama. Senin kafana bir şarjörü boşaltırım. Üstüne de bir dakika üzülmem. Ama bunca aydır beni keriz yerine koymanın üstüne bu kerizliği de yapmam. Ne seni memnun ederim bir daha, ne de o bulut şerefsizini sevindiririm. Kalk git buradan. Hayatımdan defol. Ben burada ölürüm ama gitmem. Git dedim mi? Gideceksin. Yürü. Memati.
Sensiz yaşamayacağım Memati. Acıktın mı? Acıktım. Vallahi sana imreniyorum. Ekmek elden, su gölden. 40 gündür burada keyif çatıyorsun. Ne kadın dırdırı, ne çocuk vırvırı, ne para bittisi. Bazen diyorum ki, atayım senin şu haplardan birer tane, ben de böyle yan gelip yatayım. Gel. Ne durumda Polat Alemdar? Efendim yine saldırdı. Kendinden geçene kadar mücadele ediyor. Saldırıyor. Biz de ağır şiddet uyguluyoruz. Henüz konuşabilecek bir duruma gelmedi. Güreğim, sen daha hala anlayamadın mı Polat'ın taktiğini? Konuşmamak için komaya giriyor. 12 Eylül'de bazı mahkumlar konuşmamak için kendini dövdürüyordu. Hakaret edip saldırıp.
Bazıları çok ileri gidince mecburen komadan çıkarmıyorduk. Türkiye eski Türkiye değil. Artık şiddet hiçbir şeyin çözümü değil. Yok mu iki hap gürayım? Şöyle içsin, kuzu olsun Polat. Saatte bir bu haplardan verin. Yuttuğundan emin olun. Vallahi ya. Kafamın etini yedi. Ben de el mecbur arabaya tüp taktırdım. Aslında haklıymış hanım. Bayağı fark etti. Benzinliyken haftada 80 lira gidiyordu. Şimdi 40 düştü. Üstelik her hafta sunu. Beykoz mu dersin, Fethipaşa Korusu mu dersin, Şile mi dersin? Pikniğimizi yapıyoruz. Duydun mu? Duydum. Hadi afiyet olsun. Aç.
Adın ne? Polat Alemdar. Nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Buraya nasıl getirildiğini hatırlıyor musun? Devletin hangi birimi adına görev yapıyorsun? KGT. Tam adını söyle bana. Kamu Güvenliği Teşkilatı. İyi. Akıllanmaya başlamışsın. İhtiyarlardan ne zaman görevi devraldın? Mayıs ayında. Görevin ne? Görevim... İskender Büyük ve oluşumunu deşifre etmek, açığa çıkarmak ve yok etmek. İskender Büyük oluşumunda kimleri biliyorsun? İskender Büyük'ten başka isim bilmiyorum. Kırmızı kitabı okudun mu? Okudum. İhtiyarlar adına görev yapan sivil ve askeri bürokratlar kimler? Bunu hücresine götürün. Haplarına devam edin. Hala tam çözülmedi.